Öncelikle hepinize günaydın. Bu saate kadar beklettiğimiz için üzgünüm ama yaklaşık yarım saat önce falan parti meclisimiz bitti. Ve bugün uzun süren parti meclis toplantımızın sonucunda yine çok değerli belediye başkanlarımızı açıklıyoruz. Toplamda bugün 145 değerli belediye başkanımızın ismini açıkladık. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tunç Soyer'i söylemek istiyorum. Bunun ardından 4 ilimiz geliyor. Kırklareli Sayın Tuna Soykan, Hakkari Sayın Metin Koparan, Rize Sayın Ayhan Akyüz, Zonguldak Sayın Şenol Şanal. İstanbul'dan bugün 29 ilçemizi açıkladık. Daha öncekilerle birlikte ilçe sayımız 30 oldu. Bu zamana kadar toplam 697 belediye başkan adayımızı açıklamıştık. Bugünküyle birlikte bu sayı toplamda 842 belediye başkanımızı açıklamış olduk. Tabii parti meclisimiz çok değerli bir çalışma yaptı. Gerçekten çok özverili bir çalışma yaptı. Biz bu çalışmalarından dolayı bütün parti meclis üyelerimize de teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Sabahın bu saatine kadar özveriyle çalışmalarını sürdürdüler. Değerli arkadaşlar, yaklaşık 100 civarında belediyemiz kaldı. Bunları da önümüzdeki hafta mutlaka açıklamış olacağız ve tüm belediyelerimizi, belediye başkan adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey planladığımız süreçte planlı bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız sahada vatandaşlarımızla buluştukça ve onların teveccühlerini gördükçe artık görülüyor ki birçok belde, ilçe, il ve büyükşehirde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri göreceğiz. Bugün artık ekonomik krizin en yoğun şekilde yaşadığımız şu süreçte vatandaş çare arıyor. Vatandaş çözüm arıyor ve bu çözümü de mutlaka ama mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulacağını biliyor. Yerel yönetimler bunun ilk ayağı olacak. İnanıyorum ki belediye başkanlarımızın halkımızın sorunlarını çözecek, yaşamlarını kolaylaştıracak, aynı zamanda onlara eşit yurttaş olma ve ülkenin zenginliklerinden faydalanma imkanlarını sundukça bu farkı daha da fazla ortaya çıkarmış olacak. Biz açıkladığımız adaylarımıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Hepsi pırıl pırıl ve kendi vatandaşlarına, yurttaşlarına hizmet etmek için heyecanla sahadalar. İnşallah 31 Mart akşamı da birçok belediyemizi kazanmış olarak ülkemize ve milletimize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız. Ben bu saate kadar beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar adaylarımızın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İstanbul'da 29 ilçe açıklandığını söylediniz. Şişli ve Kadıköy adaylarının yeni bir değerlendirme için geri çekildiği belirtiliyor. Bir değişiklik mi var? Arkadaşlarımız tabii ki parti meclisinde yeniden değerlendirmek üzere MYK'mıza gönderdi. Yeniden değerlendireceğiz. Bir de efendim toplantı sırasında İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun önce bir istifa kararı geldi. Ardından yine sosyal medyadan kararından baskılar üzerine vazgeçtiğini söyledi. Öncelikle istifa dilekçesi genel merkez yönetimine ulaştı mı ve işleme konulmuş muydu? Bu karar değişikliği neden yaşandı? Hayır, kendisi sosyal medyada paylaşmış. Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi falan yok. Kendisi belki de bu süreçte kendi kararıdır ama İstanbul İl Başkanımız sorumluluğunu bilen ve inanıyorum ki bu süreçte de İstanbul'a çok değer katacak ve inşallah büyükşehir başta olmak üzere birçok ilçemizde de başarılı çalışmalar yapacaktır. Evet. Başka soru var mı arkadaşlar? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize günaydın.